Çiçek nasıl ekilir ve nelerle beslenir? Bir yılda 4 mevsim var. Her mevsiminde ayrı güzellikleri var. İlkbahar mevsimindeyiz. İlkbaharda ne gibi değişiklikler olur çocuklar? Evet. Evet. Sanki cevap verdiniz. Ben de duymuş gibi oldum. İlkbaharda ağaçlar yeşerir, çiçekler ekilir, ağaç ekilir. Bazen hava güneşli olur, bazen yağışlı olur. Gökyüzünde gökkuşağı çıkar. Ve şimdi sizinle birlikte çiçeğimizi ekelim ve çiçek malzememizi sayalım. Boş bir saksı, çiçeğin dalı, bir miktar su, toprak. Şimdi toprağımızın bir kısmını saksımıza alalım. Bir eldiven yardımıyla. Evet, saksımızın yarısını geçecek şekilde toprakla dolduruyorum. Evet çocuklar, ben bahçedeki topraktan yararlandım. Siz de artık dışarıdan mı alırsınız? Evdeki varsa topraktan mı yararlanırsınız? Çiçeğimizin gövdesini toprağa koyuyorum. Bakın şuraya kadar farklı çiçekler de ekebilirsiniz çocuklar. Bastırarak saksımızı toprakla dört tarafını dolduruyorum. Evet, bastıralım çocuklar. Evet, çiçeğimizi ektik. Biraz da su dökelim. Evet, çiçeğimiz nelerle besleniyordu bitkiler? Toprak, su, güneş ışınları ve hava. Evet, etkinliğimiz bu kadar. Başka bir etkinlikte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhaba çocuklar. Ben Cennet Öğretmen. Sizinle birlikte çiçek etkinliği yapacağım. Kullanacağım malzemeler yeşil karton, renkli el işi kağıtları. Tabii siz farklı renkler kullanabilirsiniz. Yapıştırıcı, kalem, makas. A4 büyüklüğündeki yeşil kartonumu ikiye katlıyorum. Makasla katlanmış taraftan şu şekil şerit şerit kesiyorum çocuklar. Evet, bu şekil. Sizler de bu şekil kesiyorsunuz. Evet, kestim. Evet, biraz fazla uzun oldu gibi. Ben şunu makasla kesip çıkartıyorum. Bir tarafına yapıştırıcı sürüyorum. Şöyle bir tarafına yapıştırıcı sürüyorum. Ve kestiğim yeşil kartonumu şöyle biraz çevirip, evet, yapıştırıyorum. Evet, şöyle bekletelim. Evet çocuklar, şimdi renkli el işi kağıtlarımızın üzerine papatyalar çiziyorum. Evet, papatyalarımızı kesiyorum. Ben daha önce hazırladım. Kestiğim papatyalarımı kullanmak istiyorum. Zaman aşımı olmasın diye. Şu şekilde kesip katladığımız yeşil kartonumuzu biraz böyle açalım. Burası düşmemiş. Tekrar yapıştıralım. Evet. Papatyalarımızın alt kısmına yapıştırıcı sürüp şöyle dallara
yapıştırıyoruz. Renkli renkli papatyalarımızla evet çiçeğimizi süslüyoruz. Evet, etkinliğimiz bu şekilde çocuklar, baharın gelişini gösteren bir etkinlik. Renkli renkli çiçeklerle etkinliğimizi tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Merhaba çocuklar, ben Cennet Öğretmen. Bugün sizinle bir etkinlik yapacağız. Etkinliğimiz ilkbaharın gelişiyle yapraklar üzerine konulan bir uğur böceği. Evet, şöyle ben bir kalıp çıkardım, yaprak, malzemelerimiz, ben eva kullanacağım, siz isterseniz yeşil karton kullanabilirsiniz. Siyah ve kırmızı karton, küçük bir kase, bir normal boyda bir kase, makas, kalem ve yapıştırıcı. Evet, şimdi çizdiğim yaprak kalıbımı evamın üzerine koyuyorum. Ve çiziyorum. Evet, onu şöyle bırakalım. Daha sonra uğur böceğin kafasını çizelim. Büyük kase yardımıyla. Bu gövdesi, bu da kafası. Çizelim şöyle. Uğur böceğin kanatlarından iki tane büyük kaseyi kullanarak çiziyoruz. Evet, şöyle ikiye katlayıp dairelerimizi kesip çıkarıyoruz. Ben daha önce kesip hazırladığım daireleri kullanacağım. Şimdi çizdiğim evayı kesiyorum. Çizgilerden kesip evet yaprak kalıbımı çıkardım. Evet, yaprağımızı kestik. Şimdi uğur böceğimizin gövdesini yaprağımızın üzerine yapıştırıyorum. Şöyle başına da hemen uğur böceğimizin kafasını da yapıştıralım. İki tane oynar gözümüz vardı. Onları da hemen şöyle yapıştıralım. Evet, ağzımız vardı. Kırmızı kartondan da ağız çizip kestik çocuklar. Şimdi uğur böceğin kanatlarını ben iki daire yapıp katladım. Ve üzerine kalemle beneklerini yaptım. Şöyle bir tarafına yapıştırıcı sürüyorum. Biraz çapraz bir şekilde kanatlarımızı yapıştırıyoruz çocuklar. Evet, ben hemen şöyle kalemle anten yapıyorum. Siz de isterseniz kartonla, isterse kalemle yapabilirsiniz. Evet, etkinliğimiz bu kadar çocuklar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.